Merhabalar. Size bugün çok kısa televizyonumuz olan LG 47LW 570'i tanıtmaya çalışacağım. Televizyonumuza şu an güneş ışığı çok fazla vurmakta ve bundan ötürü hem telefonla çektiğimizde hem de güneşin fazla olmasından ötürü görüntü kalitesi biraz düşük olabilir. Televizyonumuzu açıyoruz. Televizyonumuzu açtıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradan hangi bölümden izlemek istediğinizi seçiyorsunuz. HDMI 1, 2, 3, 4 diye. Ben burada sıralandırdım. Burada giriş etiketi diye bir yer var. Yeşile bastığınızda çıkıyor. Uydu PC diye seçiyorsunuz. Bunu seçmenizi önemli rica ederim sizden. Çünkü görüntü kalitesini bayağı arttıran bir özellik. Uydu cihazı olarak D-Smart kullanıyorum. D-Smart akıllı kumandayla hem televizyonu hem de uydu cihazını aynı anda kontrol edebiliyorum. Şu an televizyonu açtık. Kanal değişti. Kanal değişti diyorlar ama HD'nin yaptığı söylenemez. Star TV HD ile beraber. Görüşürüz işte. Belli başlı dizilerde bazen çıkıyor. Show TV'de de SD kalitesi. Şu an görüntü ayarlarında akıllı sensörde gün içinde özellikle akıllı sensör kullanmayı tercih ediyorum. Bütün ayarları kendisi yapıyor. Enerji tasarrufunu otomatik ayarlıyor. Ve en güzel görüntüyü de bence akıllı sensörde gün ışığında alıyorum. Star TV HD diyor ama dediğim gibi HD yayın gelmiyor maalesef. ATV HD'de HD yayın alıyoruz ama şanslı reklamlar girmiş ve tam ekran değil. HD yayın almak için TRT1'de SD kanal örneği. HD'nin için bir HD formeni bakalım. Şu an HD'yim. Ama D-Smart'ın birkaç kanalı hariç genelde TRT HD kalitesinde HD'nin yaptığı söylenemez. Telefon görüntüsü oysa şu an HD'nin kalitesi oldukça yüksek. Dediğim gibi gün ışığının da etkisi burada çok yüksek oluyor. TRT HD. Şu an reklam da çok kötü. Şansımıza. Siyah beyaz. Köpek değil. Bir vişonun tüyleri tıpkı insanınkiler gibi uzamadan dönüyor. Birçok kişi tıraşa ihtiyaç duyduklarını anlatmıyor. Gördüğünüz gibi çözünürlük çok güzel. 6 ila 8 haftadır uzak tıraşı gibi. Yayın maalesef gösteremeyeceğim. Size onun yerine menüyü biraz gezdireyim. Peki ya sağlıkları? Menüde şuradan LG Apps'lara girebiliyoruz. Pek fazla çeşit olduğu, seçenek olduğu söyleniyor. 3D Zone diye 3D filmlerin özellikle 3D şehir tanıtımlarının olduğu bir program var. Web tarayıcı Flash desteklemiyor. İnternetten videoları izleyemiyorsunuz. Ama gün içinde benim özellikle merak ettiğim acil haberler için hazırlamış olduğum hürriyet.com'a girebiliyorum.
Ben Ethernet ile bağlantı yapıyorum. Wireless'ta da sorunsuz bağlantı yapılan var. Şu an görüntünün tık 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 gelmesi, tekrar dediğim güneş ışığının fazla olmasından dolayı Hürriyet.com'u açtı. Burada haberlere ulaşabiliyoruz. Alex baba bir şey demiş. Açıklarsam sıkıntı diyorum. Başlayalım. Videodan sonra bakarım. Anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz başka soru varsa forumda tekrar görüşürüz. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü açıklanıyor. Şimdi üçten başlıyorum. Üçüncü kişi, yani üçüncü seçilen gol biz... Casper, senin hayatın, senin teknolojin. Acaba Alo'nun mis kokusu bir çiçek bahçesiyle yarışabilir mi? Ki ne güzel, Reşat amca artık bundan sonra bol bol evde olacak. Birbirimizi çok... Sana konuşmak yasak. Sana hatta pencereden bakmak bile yasak. Anladın mı Eda Hanım? Tamam abi ya. Hayrola, garip tatile gitmeyi mi planlıyorsun? Olmayınca boynu bitik oluyor. Ürkek oluyor. Bilirim. Ben de babasız büyüdüm. Başarılı rolüyle Michael Fassbender'a gitti. En iyi kadın oyuncu ödülünü de A Simple Life filmiyle Çinli Dian Yip kazandı. NTV'de kötü gösteriyorlardı. Bu NTV yayını en kötü eski yayınlardan birini öğrenmiştim. Amerikan kamuoyunda da sorguyu devam ettiriyor. Ama şu var, bir şekilde de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere